Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü traktörümüz New Holland'ın TD4.90B serisi arkadaşlar. Yani anladığınız gibi bahçe serisi. Bizim buralar genelde fındıkçılıkla uğraştığı için bahçe serileri bizim burada yaygınlaşmaya başladı. Bu da bu sene fuarda alınan bir diğer traktör arkadaşlar. Traktörümüz New Holland'ın TD4.90 bahçe serisi. Teknik özellikleriyle başlarsak traktörümüz 4 silindirli, 88 beygir gücünde, 1400 devir bölü dakikada 356 Newton tork güç üretmekte arkadaşlar. 3.9 silindir hacme sahip. Traktörümüzün ek ağırlıksız ağırlığı 2700 kilo, 2760 kilo arkadaşlar. Aynen. Traktörün sahibi de Onur. Onur'la beraber şimdi traktörün kısaca bir tanıtımına başlayacağız Onur. Evet abi. Evet, traktörün direkt önden ağırlıklarından başlarsak arkadaşlar 6 adet ağırlığımız var. Ağırlığının kilosu 30 kilo. Yani 6 çarpı 30'dan 180 kilo ön ağırlığımız var arkadaşlar. Direkt traktörün ön teker boyutlarından, arka tekerlerden başlayalım. Traktörümüzün ön teker inçleri 18 inç arkadaşlar. Arkalar 28. Normalde bu traktör geneli 20 inç oluyor ama fabrikadan komşularımız 18 inç istediği için traktörler 18 inç geldi arkadaşlar. Hemen burada bir diğer özelliğimiz lambamız. Bu da bahçe serilerinde olduğu gibi aşağı yukarı oynuyor. Traktör yeni olduğu için bunlar biraz açılması gerekiyor. Hemen burada bir tane depomuz var. Depo aşağıya doğru biraz uzuyor. Depomuzun hacmi 79 litre kapasitesi var. Hemen egzozumuz buradan motordan geldiği gibi kısa bir şekilde buraya konumlandırılmış. Sadece depo güvende kalınmış. Yani alttan bir darbe yememesi için. Aşağısının dökümü daha kalın, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Egzozumuz da hemen orada korumasıyla beraber duruyor. Hemen traktöre binmek için depoya, artık klasik haline gelen depoya bir basamak olup traktöre geçişimiz var. Hemen onu da içeride anlatacağız. Burada da bir tane tutamaç yapmışlar, çok iyi. Traktörümüzün arka kısmına geldiğimizde tekerler 28 inç. 2 adet ağırlığımız var. Ağırlığımızın kilosu 50 kilodan 110 kilo burada, 110 kilo sağ tarafında. Şurada bir tane korumamız var, görüyorsunuz taş gibi traktör oynuyor, bu esnemiyor. Bu çok iyi bir özellik bence, iyi montajı var. Buralarda çıkıntı yok, direkt sacile bırakılmış. Bazı modellerinde plastik var ama bunlar da olmuyor arkadaşlar. Hemen arka tarafa geldiğimizde, şimdi arka tarafta benim beğendiğim ve beğenmediğim konulara değineceğiz arkadaşlar. Hemen orta koldan başlayalım. Direkt orta kolumuz düz bir orta kol. Ben 90 beygirlik bir bahçe serisinde kesinlikle pistonlu orta kol isterdim. Fabrikadan buradan ricamız artık bunlara pistonlu orta kol konulsun. Hemen traktörümüzde 4 adet hidrolik çıkışı var. Bence bu 6 adet olmalıydı. 4 adet değil, kesinlikle 6 adet olmalı. Niye derseniz artık aslan kepçelerin çoğunda 6 adet çıkış istiyor özelliğinden dolayı. Ben 90 beygirlik bir traktör asistan kepçe takmak istediğim zaman gidip 2 adet daha buraya takviye yaptırmamam gerekiyor. Bunu fabrika bana sunması gerekiyor. Traktörümüzde diğer bir özelliğe geldiğimizde normalde bu traktörün 3 çekisi de var. Ama komşularımız onurlar kullanmadığı için alt çekiyi yettiği için genelde zaten bahçe serilerinde alt çekiyi kullanırdı arkadaşlar. Alt çekiyi tutmuşlar, üst çekiyi almışlar. Burada bir tane kuyruk milimizin koruması var. Onu da üst çekiyi kullanmadıkları için sökmemişler. Kuyruk milimiz de burada. Normalde bunun plastik kapağı var. Şu an onu Onur almış galiba. Böyle arkadaşlar. Hemen yan kollarımıza, ense kollarımıza geldiğimizde ayarları böyle aşağı yukarı yapılıyor. İki taraftan da ayarlanabilir. Ek pistonlarımız yok traktörde arkadaşlar. Traktörün kaldırma kapasitesi 3 ton. 3000 kilo kaldırıyor arkası. Ama ek piston yok traktörde. Traktörümüzün diğer arkasına baktığımızda şurada bir tane serko lamba, aydınlatma lambamız var. İstediğimiz şekilde sağa sol aşağı yukarı yapabiliyoruz. Arkada çok kullanışlı, buraya çeki halinde de kullandığımız bir demirimiz var. Bu da gayet çiftçiye gerek tallada çamura battığı zaman römork çıkışlarında bunu buraya takıp kullanabiliyorsunuz. Yani bu özelliği var. Çok hoşuma gitti. Traktörün sağ tarafına geldiğimizde burada da yine 2 adet ağırlığımız var. Bu tarafta gördüğünüz gibi güvenlik nedeniyle traktörde basamak yok. Şimdi burada bir tane plastik çantamız var. Bu tarafının düşmüş. Ne yazık ki Türk traktör markalarının hepsinde. Bu çanta biraz hani kusura bakmayın ama dandik oluyor. Bunu kesinlikle
iyileştirilmesi gerekiyor. Demirinde 2020 TMR kurallarına göre piston koydular. Önceden bunu indirip kaldırmak için iki kişi gerekiyordu. Şu an tek kişi bunu çok rahat indirip kaldırabiliyor. Bunu da dile getirelim. Bu tarafta da aynı şekilde sinyal kolumuzu kaldırıp indirebiliyoruz. Bunun böyle bir özelliği var. Şimdi hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın abi? Gel buyur. Siz devam. Evet arkadaşlar, traktörümüzün genel itibariyle dış hatları böyle. Traktörümüz 88 beygir gücünde. Neolant'ın 100 beygirden sonraki en küçük bahçe, en güçlü bahçe serisi bu arkadaşlar. Şimdi traktörümüzün iç kısmına geçelim. Arkadaşlar burada bir adet basamağımız var. Hemen traktöre çıkıyorum. Traktörün şu kısım bana, görüyorsunuz ayağım takıldı hemen. Debrajdan gitmiyor. Bu kısım bayağı bir dar. Bu sıkıntısı var. Burada bir tane korumamız, tutma yerimiz var. Hemen traktöre oturdum. Koltuğu gerçekten çok konforlu. Kilo ağırlığı var herhalde. Çünkü çok oynamıyor. Bu bizim traktörün koltuk markasından. Gayet kullanışlı. Neolant'ın TD serilerin, bahçe serilerinde en çok sevdiğim özellik, traktöre oturduğunuz zaman koltukta gömülüyorsunuz. Yüksekte kalmıyor koltuk ve kullanış zevkinizi ve şeyinizi, tarla uzun süre çalışmanızı çok rahat hale getiriyor. Traktörümüzün en büyük özelliklerinden bir tanesi Power Shuttle olması. Yani debriyajsız ileri geri geçebiliyorsunuz. Tam senkronleşli bir shuttle'ımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi debriyaja basmadan ileri geri yapabiliyoruz. Az sonra size test sürüşünde de göstereceğim. Şurada bir tane dörtlü flaşörümüz var, lambamız var. Diferansiyel kilidimiz, dört çekere geçme tuşumuz var. Mekanik değil, elektronik arkadaşlar. Şurada TMR'den dolayı kuyruk meleği güvenlik düğmesi var, sarı düğme. Koltuktan kalktığım zaman 7 saniye sonra istop ediyor traktör. Sağ tarafımızda sinyal kolu, korna kolu ve falları, aydınlatma lambaları açma kolumuz var arkadaşlar. Hemen sol tarafa geldiğimizde 540-750, yani 540E devri var arkadaşlar. Burada kuyruk meleğinin tekerden ya da motordan alması için olan kolumuz var arkadaşlar. Şurada bir cebimiz var ve çakmaklığımız var. Bu traktörde çakmaklık olması benim için çok iyi, çünkü telefonu şarj edebiliyoruz. Sigara içtiğimizden dolayıdır. Sigara sağlığa zararlıdır. Burada bir tane el frenimiz var. El freni de görüyorsunuz. Gayet halatlı bir el freni. Sağlam. Şunu da dile getireyim. Buradan kuyruk meleğinin ayarını verdiniz, ayarladınız. Tarlada artık arkanızda ekipman var. Ekipmanı çalıştıracaksınız. Bu sizin kuyruk meleğini çalıştırma ve durdurma kolunuz. Kaldırdığınız zaman çalışıyor. Şu an arkada kuyruk meleği olmadığı için ve çalışmadığı için üstte takılı kalmıyor. Kendini geri atıyor. Şimdi traktörün sağ tarafına geçelim. Şimdi arkadaşlar, traktörde 12 ileri 12 geri vites var. 4 ana vitesimiz var. Geçişleri çok rahat görüyorsunuz. Gerçekten Neolant bu konuda başarılı. Hele T3 serilerine geçiş hiçbirinde yok. Bahçe serilerin T3'ü var Neolant'ta. Yeni üretilmeye başladı. Onların geçişleri çok iyi. Bunlar yağlı sistem olduğu için debriyaja basmadan da vitesi geçirebiliyorum. Görüyorsunuz. Yağlı sistem olmadığı için geçirebiliyorum. Ana yolda da debriyaja basmadan 1-2-3-4'e geçirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Takviye vitesi biraz daha genelde sert oluyor. Bakıyorum. Aynen bizim traktör gibi. Takviye vitesi biraz daha sert. İyi, güzel bir sertliği var. Şimdi gelelim sağ tarafa. Burada derinlik ve hassasiyet ayarlarımız var arkadaşlar. Bunlar da biraz sert, zamanla kullanıldıkça açılır. El gazımız burada. El gazı gayet yumuşak. Hoşuma gitti. Tek parmakla itemiyorum. Onu da görün. Yeşil ve mavi kollarımız var. Bunlar arka hidrolik çıkışların. Yeşil durdurabiliyorsunuz. Yani ekipmanı kaldırıyorsunuz. Basılı tutun, bir süre sonra kendisini atıyor. Aynı şekilde terse de. Ama mavide de, bunda mavide de bu özellik varmış. Şu an fark ettim. Bizimkinde tek var. Bunda ikisinde de bu özellik varmış. Bu dikkatimi çekti arkadaşlar. Görüyorsunuz kalıyor. Şimdi iç tarafta daha traktörümüzü anlatmadığımız bir şey kalmadı. Şurada tepe lambamızın flaşörü var. Şu an ışık yanıyor. Şimdi arkadaşlar, traktörle ben bir test sürüşü yapacağım. Yabancı olduğum bir traktör değil. Bizimkinin kardeşi diyebilirim. Şimdi bir teste geçelim istersen Sercan. Bu arada şeyi de gösterelim. Gösterge göstermedik. Bunda kadran selam var. Yeni dijital bir ekran. Onu da çekelim Sercan. Şu an görün. Çok hoş. Göze hoş geliyor. Yazın tarlada çalışırken güneş ışığı vursa bile sizi
ekrana kilitleyebilir. Yani her şeyi görebilirsiniz. Akşam zaten her türlü. Burada kilometre hızımız yazıyor. Akünün saatini yazıyor. Traktörün çalışma saati. Burada traktörümüzün yakıt durumu, aküler, el freni. Dörtlü flaşörümüze bastığımız zaman dörtlü açık olup olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda şu an dörtlüden çıkardım arkadaşlar. Frene basıyorum. Direkt çift çeker lambası yanıyor. Bakın şu an frene bastım. Lamba yandı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu traktörde çift çekere bağlamasanız da bu traktör dört tekeriyle bir frenliyor. Yani benim en önem verdiğim özelliklerden bir tanesi. Rampa yerlerde olmazsa olmaz. Çift çekere bağlı değilken bile traktör dördüyle beraber durabiliyor. Şimdi traktörün test sürüşüne geçebiliriz. Abi frene bak. TMR ile gelen yeni bir kural. Debriyaja basmanız ve shuttle'ı boşaltmanız yetmiyor. Artık frene de basmanız gerekiyor traktörün çalışması için. Ve şu an dediğim şartlara uygun çalışması gerekiyor. Ağırlık var. Evet arkadaşlar, Neoland'ın TD4.90 bahçe serisinin tanıtımını da bitirdik. Eksiklerimiz varsa, yanlışlarımız varsa lütfen yorumlarda bunu belirtin. Traktörü dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunları bekliyoruz. Evet. Onur'uma çok teşekkür ederim. İnşallah yazın tarlada da videolar atacağız onunla beraber. Onurcuğum çok teşekkür ederim. Bir şey değil abi, ne demek.